Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Aralık 2018. Bugün borsa emir türlerini anlatacağım size. Borsa İstanbul sitesine bakarsanız emir türlerini orada da görebilirsiniz. Fakat buradaki örnekler çok açıklayıcı değil. Bazı emir türlerinin de çok yararlı olduğunu görmüyorum burada. Ben genel olarak anlatacağım. Limit var ama stop order burada görmüyorum. Ben genel olarak anlatacağım size emir türlerini. Bankanızdan bakabilirsiniz hangi emir türlerinin bankanızda mevcut olduğuna. Evet, borsa emir türlerini göstereceğim. Market emri, limit emri, stop emri yani stop loss da olarak anılabilir. Stop limit emri türünde 4 tane, daha fazla var tabi. 4 ana emir türünü bugün anlatacağım sizlere. Limit emri, satmak istediğiniz zaman minimum, maksimum fiyatları belirliyorsunuz. Stop emri, kayıpları azaltmak için kullanılıyor. Spot limit emri de stop ve limit emirlerinin bir birleşimiyle oluşan bir emir. Market order, yani market emri, bir fiyat belirlemeden fiyat giriş alanında yoktur. Direkt hemen al diyorsunuz. Miktarını mesela 100 tane hisse alacağım diyorsunuz. Onu belirliyorsunuz. Fiyatını belirlemeden direkt o an hangi fiyattan işlem görüyorsa hisse alınıyor. Bunun dezavantajı aldığınız hissenin fiyatını bilemiyorsunuz. Ve o anki emir oluyor. Yani herhangi bir şekilde gelecekti. Şu fiyata gelince al sat işlemlerini yapamıyorsunuz. O anlık fiyatını almış oluyorsunuz. Alış limit emri. Bu emir fiyatlar örneğin 9 liradan şu anda işlem görüyor bir hisse. 5 liraya gelinceye kadar hisseyi bekleyeceğim, almayacağım diyorsunuz. Bunun için limit emri veriyorsunuz. Ya da 9 euro. Şimdi şu anda satış değeri 8.90'dan anca alırım ben. Daha yukarısını almam bunu diyorsunuz. 8.90'lık bir limit alış emri veriyorsunuz. O değere gelince otomatik olarak market order'a dönüşüyor ve borsaya gönderiliyor emir. Limit emri şu anki borsada işlem gören fiyatından daha yüksek olamaz. Olmamalıdır zaten. Bir anlamı olmaz o zaman. Market order gibi işlem görür. Satış limit emri de belli fiyata geldiğinde satmak istiyorum diyorsunuz. Örneğin elimde bir hisse var. 9 liraya almıştım. İşte 10 liraya gelince satmak istiyorum diye. Satış limit emri veriyorsunuz. Bu emir tetiklenmediği sürece sürekli kalıyor. Değişik yöntemleri var. Örneğin işlem gün bitince emri iptal et. Ya da emir gerçekleşinceye kadar emri tut gibi değişik yöntemleri var onların. Emir fiyatı şimdiki fiyatından daha yüksek olması gerekiyor burada da. Yoksa bir anlamı olmuyor. Daha düşük. Örneğin 9 euroya işlem görüyorsa 8 euroya bu emri vermenizin, satış limit emri vermenizin bir anlamı yok. Direkt market order vermiş gibi oluyorsunuz. Alış stop emri de örneğin belli fiyatın üstüne gelince ben hisseyi almak istiyorum diyorsunuz. Ya da belli fiyatın üstüne gelince hisseyi sat. Bu alış olduğu için diğerinde limit order'da satış belli fiyatın üstüne gelince oluyordu. Stop'ta da alış belli fiyatın üstüne gelince oluyor. Aynı şekilde stop'un da satışı var. Belli fiyatın altına gelince örneğin hisseyi sat diyorsunuz. Burada 7 euro gösteriyor. 10 euroya aldım hisseyi.
Risk yönetimini başka videoda anlatmıştım. Orada da görebilirsiniz. Risk yönetiminde örneğin 10 euroya aldınız. İstediğiniz yöne gitmedi. Stop emri de vermiş oluyorsunuz aldığınız anda. Yani aldıktan sonra stop emri veriyorsunuz. Böylece otomatik olarak neyi sağlamış oluyorsunuz? Sizi riske karşı korumuş oluyor bu emir. Yani kayıplarınızı korumuş oluyorsunuz. 10 euroya aldınız. 7 euronun altına düşünce sat diyorsunuz. 7 euronun altına düşünce otomatik satılmış oluyor hisseniz. Stop limit emri de iki stop ve limit yöntemlerinin birleştirilmesiyle oluşur. İlk başta alttakinin tabi satış stop emri olması gerekiyor. Orada bir yazılım hatası yapmışım. Alttaki 10 euroluk ilk başta 10 euro fiyat 7 euro. Alış limit emrini 10 ve 11.5 olarak veriyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Alış işlemi sadece 10 euronun üstüne geçince gerçekleşiyor. 10 euro stop seviyesi. Ama belli bir şartınız daha var. 12 euro olunca örneğin almıyor. Sadece 11.5'ten alabilirseniz al bana diyorsunuz. Stop limit emri de buna benzer şekilde. İlk başta stop emri tetikleniyor. Yani bu grafikte gördüğünüz gibi 8.5 Euro'dan tetiklenmiş oluyor. Daha sonra ama 7 Euro'ya satış işlemi yapma diyorsunuz. 8 Euro'nun üstündeyse satış işlemi yap diyorsunuz. Bu şekilde iki o sistemin birleşmesiyle stop limit emirleri de oluşmuş oluyor. Burada tekrar bir örnek veriyorum. Örneğin bir hisse var elinizde. 55 Euro'dan işlem gördüğünü farz edin. Bu hisseyi almak istiyorsunuz ama çok para vermek istemiyorsunuz. Bu durumda limit emri veriyorsunuz. Bunu grafikte görüyoruz. Yani limit 50 Euro'luk limit emri veriyorsunuz. Hisse 35 limit alış emri veriyorsunuz. Hisse 55 Euro'dan işlem görüyor. 50 Euro'ya inince hisseyi almış oluyorsunuz. Aldığınız hisseyi de satmak istiyorsunuz. Bu durumda gene limit emri veriyorsunuz. Satmak için doğru fiyatı bekliyorsunuz. Örneğin 55 Euro'dan aldığınız hissenin 60 Euro olmasını bekliyorsunuz. Bu durumda satış limit emri veriyorsunuz. Diğer bir yöntemde stop yöntemiyle almak için de şöyle bir şey düşünün. Örneğin hisse uzun bir zaman bir bölge içinde, bir alan içinde yatay gitti. Bu yatay alanı yukarı çıktığında almak istiyorsunuz. Örneğin 55'i geçince, örneğin o bir trend çizginiz olduğunu düşünün ya da bir çizginiz yatay bir çizgi, kanal çizgisi olduğunu düşünün. 60'ın üstüne geçince almak istiyorsunuz. Herhangi bir pullback, yani geri tekrar gelip gitmesini beklemek istemiyorsunuz. Belli bir seviyenin üstünde almak istiyorsunuz. Bu durumda stop alış emri veriyorsunuz. Grafikte de görüyorsunuz yukarıda sağda. Aşağıdaki sağda da satış işlemi yapıyorsunuz tekrar stop order'la. Ya da aynı şekilde stop loss emri, yani stop loss order da bu şekilde veriliyor. Evet, örneklerimiz de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.